Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Telioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir hayli kalabalık masamız, gördüğünüz gibi. Bir sürü masraf edeceğiz. Yapacağımız iş hiçbir işe yaramayacak. Yani burada yapacağımız şu video içeriği aynı slime'larda olduğu gibi sadece güncel bir video, trend bir video olduğu için, istek aldığı için yapıyorum. Bütün kanallar, Enes Batur dahi bu topu yapmış. Necdet abi sen neden yapmıyorsun? Bir ara stres şartları modaydı biliyorsunuz. Onlar halen güncelliğini koruyor. Her ne kadar eski revaşını görmese de bir şekilde oyuncak mağazalarında vesaire elektronik mağazalarında halen daha satılmaktadır. Yani çocuğunuza bugün stres çarkı almaya kalksanız alma baba demez. Çünkü sonuçta stres çarkının oynama özelliği var. Elinde döndürüyorsun, ışıklı mışıklı bir şekilde bir oyuncak. Ama bunu Japon'un birisi yapmış, dünyanın başına salmış. Bütün YouTuber arkadaşlar bunu yapmışlar. Halen daha yapıyorlar, yapmak istiyorlar. Neyse. Hadi dedik, bizim kanal onlardan ne eksik? Kendin yap videoları yapıyoruz madem. İsmini telaffuz edemediğim bir materyal bir de. Alaminyum diyorum ben şimdiye kadar buna. Alüminyummuş bunun normal ismi. Alüminyum top yapacağız. Dediğim gibi yaptıktan sonra buradaki öne çıkan mesele, yaptıktan sonra hiçbir şeye yaramıyor. Yani top gibi sektiremiyoruz. Bir yere koyacağız, duracak. Buradaki tek amaç bu topu düzgün bir şekilde, yani şöyle pürüzsüz bir şekilde nasıl yaparız? En parlak hale nasıl getiririz? Onun için bazı malzemeler kullanacağım. Eldivenle bu maske şart. Sonuçta alüminyum toz olacak. Zımpara yapacağız, solacağız. Şöyle 2 adet kalın zımparamız var. Bu madren makineye takacağım. Makinede de işlem yapacağız. 2-3 adet su zımparası var. İnce. En son aşamada bunu yapacağız. Alüminyum telleri var. Şöyle ince kadayıf gibi. Ondan bulamadım. Bugün baktım birkaç yere. Bulsam onunla güzel parlayacağına inanıyorum. Hadi şimdi uzattım biraz. Neden uzattım? Çünkü bunu nasıl anlatacağım başka türlü, bu şekilde anlatırım diye düşündüm. Hemen gelin şu topumuzu yapalım. Bu da LED ampullerin ön camı. Bununla şöyle en azından biçim veririz. Pürüzsüz bir hale getiririz. Şöyle girişte. Burada yaklaşık yarım kilo bir alüminyum var. Temelden başladık. Böyle. Aslında sarı alüminyum folyolar var, bakır tarzı. Ondan aradım, bulamadım. Bulsam iki renkli yapacaktım. Yani şöyle desenli mesenli olacaktım. Bulsam yapacaktım, bulamadım. Birkaç yere baktım. Daha önce bir yerde görmüştüm böyle el işi için kullanılan. Bundan biraz daha kalın sarı, bakır şeklinde böyle folyolar vardı. Ama dediğim gibi çok aradım, bulamadım. Çocuklar siz olun, annenizin mutfaktaki alüminyum folyosunu alıp bu şekilde top yapmayın. Dediğim gibi hiçbir işe yaramıyor. Şöyle zıplamıyor, hoplamıyor. Boşu boşuna yapılan bir şey. Böyle uğraşırsınız ancak benim gibi. Bu sadece seyretmelik. Seyredin, gerisine karışmayın. Yani ben bunu yapıp da oynayayım dersinizse bir oyuncak özelliği yok, onu söyleyeyim. Bunu yaparken aklıma Diyarbakır'daki, Maraş'taki, Mardin'deki, Erzincan'daki bakırcılar geldi aklıma. Böyle çekişle bakırlara şekil veriyorlar. Bir bakıma el sanatı yapıyorlar. Bu sanat mı? Pek sanmıyorum. Bomboş bir iş. Niye yapıyor Necdet Usta? Yapıyoruz iş, ne bileyim. Kanalda bulunsun. İleride demeyelim biz niye yapmadık. Bizim kanalımızda niye yok? Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Torunlar derler, dede sen niye yapmadın? Herkes yapmış. Thank you.
Evet arkadaşlar, istediğin kadar uğraş, parlatıyorsun. Hafif bir ıslak bir şey sürdüğün zaman matlaşıyor. İlk önce makinede döndürürken çok güzel bir parlaklık elde ettim. Yani krom metal gibi parlamaya başladı. Daha sonra bir hata yaptım. Bir şeyler denedim. Çelik parlatıcı sürdüm. İyice matlaştırdı o. Demek ki alüminyum bir malzemeye çelik parlatıcı sürmeyecekmişiz. Bu videonun sadece öyle bir faydası oldu. Yani onu anlamış olduk. Hani dünyada seçiliyor ya işte, dünyanın enleri diye bazı kategorilere bazı şeyler ayrılıyor. Bir en büyük topu, en büyük, en iyi bilmem nesi falan filan, buna benzer yüzlerce çoğaltabilirsiniz. Dünyanın en gereksiz içeriği diyebiliriz YouTube için bu. Çok yuvarlak oldu mu idare eder. Şöyle şuradan test ettiğimiz zaman şöyle tutunmuyor yani. Hemen hemen her tarafı aynı gibi. Fena değil yani. Çok da böyle patates gibi olmadı. Kayısı gibi olmadı. Normal top gibi oldu. Tabii ki biraz pürüzler oldu. Bir ara tam pürüzsüz hale getirmiştim. Hadi biraz daha uğraşayım dedim. Daha düz olur. Hiç uğraşmaya gerek yokmuş. Olduğu yerde, yani tam düz olduğu yerde bırakmak lazım. Yarım rulo alüminyumu gitti. Ona mı yanasın? Bir tane bulaşık süngeri gitti. Ona mı yanasın? İki tabaka zımpara gitti. Ona mı yanasın? 3-4 saat vakit gitti. Ona mı yanasın? Yani yanamışsın. Yuttuğun toza mı yanasın? Yani her ne kadar maske taksam da yüzümü yıkamaya gittiğim zaman yüzümden böyle is attı. Gerçekten odanın toz olduğuna mı yanasın, her tarafı batırdı. Ne kadar gereksiz bir işmiş. Arkadaşlar. Onu anlamış oldum. Anında böyle bir şey. Ne yapacağım bunu? En fazla neye yarar arkadaşlar? Bu hani şey yapmıştık ya burada. Tesla bobini yapmıştık ya arkadaşlar. En fazla bunun üzerine koymaya yarar. Başka da bir işe yaramaz bu. Böyle bir şey. Bu en fazla ne işe yarar arkadaşlar? Tesla bobini yapmıştık. Bunun üzerine koymaya yarar. Başka da bir şeye yaramaz. Bir ara güzel parlak yapmıştım. Uğraştık, bozduk. Ve böylelikle kanalımızın en gereksiz, dünyanın en gereksiz bir videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmemişsinizdir. Ben beğenmedim çünkü. Bir dahaki faydalı videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza destek olalım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benden bu kadar. Şimdi gelin edite geçelim.